Merhaba arkadaşlar, bu videomuzun konusu sıralama ve seçme olacak. Konu anlatımını çözeceğimiz testim ise Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından hazırlanmış olan 10. sınıf matematik kazanım kavramı testi 2 olacak. Bildiğiniz üzere sevgili arkadaşlar, 2022-2023 yılı için Milli Eğitim Bakanlığı tüm testleri yeniledi. Ben de size en güncel halleriyle testleri çözüyorum. MEP yetkililerine çok teşekkür ediyoruz emekleri için. Dediğim gibi soruları çözerken konu anlatımlı yardımcı olmaya çalışacağım. Ne dedim? Konu anlatımlı. Bak, birinci soruda başladık birden. Aşağıdaki görselde Ayşegül'ün pantolonları ve etekleri gösterilmektedir. Ne kadar güzel, rengarenk. Kadınların gardırobu daha zengin, biliyorsunuz. Biz erkeklerin daha az, daha mütevazi gardırobları oluyor. Ayşegül bir pantolon veya bir eteği A farklı şekilde, bir pantolon ve bir eteği B farklı şekilde giyebildiğine göre B eksi A nedir? Ne diyorduk arkadaşlar? Veya deyince artı, V deyince de çarpı diyorduk, değil mi? Çarpı diyorduk. Şimdi bu işin bu ezberi. Ben şimdi ezbere çözeceğim. Neden olduğunu da anlatmadan içim rahat etmez, biliyorsunuz. Onu da anlatacağım. Bir pantolon. Kaç tane seçeneğim var? 5 tane. Veya bir eteği. Kaç tane? 6 tane. 11 seçeneğim olur. Güzel. Bu A işte. Bir pantolon. Kaç seçeneğim var? 5. Ve dedi çarpı kaç tane eteğim var? Bir eteği 6. Buyur sana 30. 30'dan 11'i çıkar, 19 işaretle. Niye arkadaşlar? Bak şöyle oluyor. Bir pantolon veya bir eteği dediğinde ben şunu da giyebilirim, bunu da, bunu da, bunu da, bunu da. Karşımda kaç seçenek var? 5 artı 6. 11 tane seçenek var. Ve dediğinde ne oluyor arkadaşlar? Ve dediğinde pantolonla birlikte eteği de giyiyorum. Bir pantolon ve etek. Yani şu pantolonu seçtiğimde bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6 seçeneğim var. Aynı şekilde bunun için de 6 seçeneğim. Hepsi için. Yani 5 tane 6 seçenek var. Her biri için 6 seçenek olduğu için çarpıyorum. Anlaştık umuyorum. 2 ile devam edelim. 1, 2, 3 rakamları ikişer kez kullanılarak 6 basamaklı sayılar yazılacak. Güzel yazalım. Buna göre löp löp löp. İfadelerinden hangileri doğrudur diyor. Gelin bir inceleyelim sevgili arkadaşlar. Hangileri doğruymuş? 720 tane farklı doğal sayı yazılabilir diyor. Bir bakalım öyle mi gerçekten? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yani 1, 1 var, 2 var, 2 var, 3 var, 3 var. Arkadaşlar normal şartlarda ben ne yapıyorum? Bunlar kendi arasında sıralansın. Hop! 6 faktöriyel değil mi? Kendi aralarında sıralanması 6 faktöriyel. Hesaplarsan 720. Zıplama hemen. Neden? Arkadaşlar işte burada kendini tekrarlayanlar var. Ben mesela bu şu an ne yazdım? 112.233 yazdım değil mi? Şu üçler birbirleri arasında da yer değiştirdiğindekini de hesaplıyorum ben. 6 faktöriyel bunu verir. Tekrarlı permütasyonda ne yapıyordum ben? Bölüyordum. Neye bölüyordum? Bak 2 tane kendini tekrarlayan var 2 faktöriyel. 2 tane yine kendini tekrarlayan var. 2 faktöriyel. Yine 2 tane 1 var. Kendini tekrarlıyor. İşte budur arkadaşlar. Cevabımız bu. Yani 720 değil ama biz neden ne kaç olduğunu da bulalım. 4, 3, 2 belki ileride lazım olur. 2 çarpı 2 çarpı 2. Yolcu yolcu. Sen de şöyle yolcusun. Burada 30 var. 90'mış meğersem arkadaşlar. 720 lira 90 lira. Doğrudur demişti. Seni kabul etmedim. 1 değilsin. 2. Aynı rakamların yan yana bulunduğu 6 sayı yazılabilir. Böyle durumlarda ne yapıyorduk arkadaşlar? Hop anne babayı hani çocuk kardeşi böyle bağlıyorduk. 2 2 bunları bağlıyorum. 3 3 bunlar yan yana olması isteniyor. Arkadaşlar şimdi sen bunları bağladığın için şimdi 3 tane öğe var. Bu 3 öğe nasıl şekilde sıralanır arkadaşlar? 3 faktöriyel 3 çarpı 2'den 6 tabii ki. Hocam, efendim, bir de bunların kendi arasında sıralaması var. Olmaz. Neden olmaz? Yine aynı mantıkla arkadaşlar. Tekrarlıya girersin. Bu 3, bu 3 ha sağda kalmış ha solda. Aynı şey. Aynı sayıyı görürüm. O yüzden kendi aralarında da 2 faktöriyel sıralanır diye bir şey yok. 6 doğru cevap. Doğrudur yani. 1, 2, 3 ile başlayan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3 ile başlayan veya 1, 2, 3 ile biten 11 sayı yazılabilir. Bakalım. Arkadaşlar 1, 2, 3 ile başladı. Şimdi ben buraya ne yazacağım? 1, 2, 3 yazacağım. Bunları kendi arasında sırala. Kaç şekilde sıralanır? 3 faktöriyel. Az önce konuştuğumuz gibi. 3 çarpı 2'den bu 6. Veya
1, 2, 3 ile biten. 123 ile biten. Sevgili arkadaşlar yine aynı şey. Buraya 1, 2, 3 sırala bunları. Bu da 3 faktöriyel değil mi? Evet hocam bu da 3 faktöriyel. Bu da 6 yapar. Topla 12. Doğru diyecek misin? Ya da yanlış mı diyeceksin? Demeyeceksin sevgili arkadaşım. İyi ki bize 11 demiş. İnsanı bir sorgulatıyor. Neden sorgulatıyor? Bak senin şurada hesapladığında şu var. 1, 2, 3, 1, 2, 3 var. Şu an benim hesapladığımda da şurada da yaptığımda da zaten yazacağım. Yine 1, 2, 3, 1, 2, 3. Hem burada birinci durumda hem de ikinci durumda sevgili arkadaşlar. Şu arkadaşlar 1, 2, 3, 1, 2, 3 formunu aldığında aynı sayıyla karşılaşıyorsun. 123.123 ile karşılaşıyorsun. O yüzden 1'i çıkartıyorum. Evet doğru gerçekten 11 sayı yazılabilir. Güzel soru olmuş yani bizi ayıktırmak üzere. 2 ile 3 dedik. Diyarbakır'ı işaretledik. Keyfimize bakıp 3 ile devam ettik. Yine kafanızı karıştıracağını düşündüm bir soru. Aşağıda eş karelerden oluşmuş şekil verilmiştir. Evet görüyorum. Bu 9 eş karenin her birine MEB yani Milli Eğitim Bakanlığı'nın harfleri yazılacakmış. Evet. 3'er tane yazılacakmış. 3'er tane. MEB. 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 Her yeri MEB yaptım. Buna göre şekilde kaç farklı görüntü oluşur? Şimdi arkadaşlar ya pek çok arkadaşım ya bunu nasıl düşüneceğim ne yapacağım? Arkadaşlar burada kafanı karıştıracak bir şey yok. 9 tane kutu görüyor musun? Bu 9 kutuyu yan yana dizsen de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Buralara harfleri yazmanla böyle olmasında herhangi bir fark yok. Neden yok? Kutucukları numaralandır. Bak 1 numara, 2 numara, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 numaralı kutular. Sen bunları 1, 2, 3, 4 yine 9 numaralı kutular desen de yine aynı şeyle karşılaşacaksın. Aynı görüntüyü görürsün. Bu durumda ne yapıyorum ben? 9 kutu. 9 faktöriyel bölü kendini tekrarlayan 3 tane M harfi, 3 tane E harfi, 3 tane de B harfi var arkadaşlar. Bütün yapacağım hesap kitap bu. Hadi hesaplayalım. Neden tekrar yan yana olmasıyla üst üste olması arasında hiçbir fark yok. Kutucukları numaralandır dediğim gibi. 1 numaraya gelecek. 2 numaraya, 3 numaraya, 4 numaraya, 5, 6, 7, 8, 9. Ha bunlar renkler, boyalar olsaydı yine aynı şeyi yapardın ama sana koşul sorardı işte. İkinci sırada 2 tane olmak koşulu o zaman düşünürdün. Ama burada hiç öyle bir duruma yok, gerek yok. Kutuları numaralandırıyorsun. Hesaplayalım. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 bölü 3, 2, 3, 2, 3, 2. En sevdiğim yer. Sadeleştir. Yolcu. 6 yapar bunlar. Bu da yolcu. Şunu hemen bir 3 yapalım. Zaten 3'ü başka bölebilecek bir şey yok. 2'yi de şu 4'e doğru bir bakıyor. Bu da 2. Bunu çarpmanın en kolay yazıldı arkadaşlar. 5 ile 2'yi hiç affetmem. 10 yapar. Şu da 3 ile çarparım. Burası 30. Şurada da bir helalinden 56 var. 56 ile 30'u şöyle paşa paşa çarparım. 0, 8, 1 elde 15, 1680. Hop helalinden E'yi de işaretler. 4 ile yoluma bakarım. 4'te yine ya arkadaş buna bayağı uğraştım. Bu soru nasıl çözülüyor acaba dediğinizi duyar gibiyim. Çünkü zamanında ben de çok derdim yani. Bakalım. Bir çekirgenin bulunduğu nokta sayı doğrusu üzerinde modellenmiştir. Arkadaş burada. Çekirge her zıplamasında 2 birim ileriye ya da 1 birim geriye gitmektedir. Güzel. Güzel diyorum ama çekirge için güzel mi bilmiyorum. Çekirgeler geri gider mi ya bu arada? Onu da incelemek lazım. Bu çekirge 5 defa zıplayarak bulunduğu noktadan 4 birim ileriye kaç farklı şekilde gidebilir? Bir de sevgili arkadaşlar ileriye demiş, geriye değil. Bu arkadaşın kafası da burası ha. Eksiye doğru göndermiş. Biz artıya da gitsek fark etmez. Şimdi sevgili arkadaşlar. Ya arkadaş ben ne yapacağım? Ya 2 ileride gidebilir, 1 geride gidebilir. Önce 1 gidebilir, sonra 2 2 gidebilir, sonra 2 kere 2 gidebilir. Hiç işte bunlara gerek yok. İleriye gittiğine artı 2 de, geriye gittiğine de eksi 1 de. 4 birim ileriye gitmesi için arkadaşlar, bak 5 tane hamle yapacak bu arkadaş. 1, 2, 3, 4, 5. Ve toplamda ne olacak?
4 birim ileriye gidecek. Yani senin sonucun artı 4 olacak. Şimdi bana söyle. Kaç tane eksi 1, kaç tane artı 2 yaparım ki ben buraya? Bu artı 4 olur. 2, 2, artı 2, artı 2, artı 2, eksi 1, eksi 1'den başka. Yani 3 tane ileri, yani 3 tane artı 2, 2 tane de eksi 1 dışında bir alternatifin yok arkadaşım. Var mı başka? Bak burada eksi 1 yapsan artı 4 elde edemezsin. Artı 4'ü elde edebilmen için tek bir durumun var. O da 3 tane artı 2, 2 tane eksi 1. Hocam hoş, güzel, tamam. Ne demek istiyorsun, ne yapacağım? Arkadaşlar gel bunları sırala. Nasıl? Bak tekrarlı permütasyon var. 5 tane eleman kaç değişik şekilde sıralanır? 5 faktöriyel. Bölü, neden bölü? Tekrarlı var. İkiler. Yani şu şekilde. Bu arkadaş ne diyeyim? Artı 2, eksi 1, eksi 1, artı 2, artı 2 de gidebilir. Değil mi? Sırala bunları. Şu 2 ile bu 2'nin yer değiştirmesi gibi. Bu değiştirmiyor. Ha burada 2 yapmış, ha burada 2 yapmış. 5 faktöriyel bölü, bak 3 tane tekrarlayan var. 3 faktöriyel, 2 tane daha tekrarlayan var. Olay budur. 5, 4, 3, 2, 1 bölü 3, 2 ve 2. 2'lerle vedalaştık. 3 ile vedalaştık. 4, 2 yaptı bunu. 5 çarpı 2, 10 yaptı arkadaşlar. 4'e de A dedik gönül rahatlığıyla. Hop 5'e devam ettik. 5 de eski bir Kızılderili numarasıdır sevgili arkadaşlar. Şöyle ki, şimdi bak acayip inliyorsun aslında bunu çözerken. Diyor ki 1, 2, 1 ve 2. satırı 3'er kareden oluşan görüyorum. Şekle 1, 2, 3, 4, 5, 6 sayıları, rakamları da diyebilirdik. Rakamları her kareye bir sayı gelecek şekilde yazılacaktır. Yazalım. Birinci satırdaki sayıların toplamının ikinci satırdaki sayıların toplamından büyük olduğu kaç durum vardır? Şimdi tabii öncelikle tabii ki şey olarak refleksif olarak hemen bir toplayalım. Kaç var burada? 10, 18, 20, 21 var. Toplamda 21 var. 3, 3 ayırdığımda arkadaşlar bunun yarısı zaten 10,5. Demek ki biri 11 oldu muydu olayı bitiriyor yani kurtarıyor. Ya bu arkadaş 11 ve 11'in üzerinde olanlar neler olabilir? 6, 4 falan. Ona gitmene hiç gerek yok arkadaşım. Neden gerek yok? Gel hesapla. Şimdi bak bunlar yine şurada MEP sorusunda gördüğün gibi. Kutucukları numaralandırsan 1, 2, 3, 4, 5, 6 diye. Buraya sıralanması 6 faktöriyel şekilde olur. Bu da 720'dir biliyorsun değil mi? Evet. Arkadaşlar cevabı hemen söylüyorum. 360. Nereden bildin hocam? Hemen ezbere niye diyorsun? Sevgili arkadaşlar şöyle düşün. Dediğim gibi ayrıca böyle 6, 5, 4 gibi şeylere girip kendini hırpalama. Ya burada 720 tane sıralanış var. Bunun yarısında şuradakilerin toplamı büyük olur. Diğer yarısında da şunun toplamları büyük olur. Öyle değil mi? Çok açık, net, ortada. Çünkü toplamları 21. Beraberlik durumu zaten olamaz. Beraberlik olmayacağı için mutlaka ve mutlaka bir satır kazanacak. Bunun 360'ında bu kazanır, 360'ında da bu kazanır. Geçmiş olsun. Bu sorunun benzeri bir de şudur. İşte 5 kişi sıralanıyor. 5 kişi Ayşe ve İlayda. İlayda kaçında bunun sağında yer alır? Tam yarısı. Neden yarısı? Çünkü yarısında İlayda sağda, yarısında da Aleyna sağda. Ya da Ayşe mi dedim? Ayşe. Öyle değil mi? Hepsi bu. Ya burada tutup da kendimi hırpalamam. Yarısında bu öndedir, yarısında da bu. İnanmayanlar deneyebilir. 6 ile devam ediyorum. 6'yı da beğendim aslında. Tabii enteresan da bir durum var ama bir bakalım. Her sırada 5 koltuk. Koltuk değil o, koltuk şimşek. Her sırada 5 koltuk bulunan 3 sıralı bir tekneye. Bak ne güzel bir tekneymiş. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Artık nasıl bir tekneyse bu şöyle bir tekne galiba. Tekneye 1, 2, 3, 4, 5 kişi olarak gelen gruplar. 1, 2, 3, 4 ve 5 kişilik. Evet, olarak gelen gruplara her grup aynı sırada. Ooo bak konforlar ve olay var. Ve grup aynı sırada
ve yan yana oturmak şartıyla koltuk numarası veren gişe memuru kaç farklı şekilde bilet verebilir? Dikkat et, koltuk numarası da var demek ki olayın içinde. Allah'ım, ben bunu nasıl çözeceğim değil mi? Arkadaşlar, nasıl yapacağız? Sevgili arkadaşlar, burada da yine paniğe gerek yok. Renkli kalemimizi alırız, paşa paşa anlatırız. Öncelikle en kolay, ben şu beşlileri yerleştiririm. Değil mi? Beşli grup zaten bir yeri dolduracak. Bak, beşli grubu buraya aldım. Hocam hemen nasıl aldın? Sevgili arkadaşlar, gel bunu hesaplayalım. Bak, beşli grubu ya buraya ya buraya ya buraya alalım. Üç seçeneğim var değil mi? Güzel. Beşli grubu buraya oturttum. Buraya da buraya da üç değişik şekilde oturtabilirim. Arkadaşlar, bir de bu arkadaşlar kendi arasında sıralanabilir değil mi? Beş faktöriyel. İşte eğer beşli grubu kaç tane bilet satıyorsun deseydi bu olurdu. Bu tamam. Beşliyi oturttuk mu? Oturttuk. Sevgili arkadaşlar, şimdi dörtlü grubu oturdun. Hocam, dörtlü grup da değil mi? Ya buraya oturacak ya buraya oturacak. Gel buraya oturt. Oturttum ama dur, sakin, bir şey söyleyeceğim. Bu dörtlü grup. Güzel. Şimdi aynı sırada olacaktı. Bu dörtlü grup sevgili arkadaşlar, kendi arasında dört faktöriyel sıralanır mı? Sıralanır. Şimdi herkes aynı sırada olmak istiyordu. Şu dörtlü grubun yanına kimi oturtabilirsin? Sadece birliği oturtabilirsin. Değil mi? Birliği. Çünkü 2 ve 3 ayrılır. 2 ile 3'e bir sıra kaldı. Güzel. Ancak bu 4 faktöriyel dedim ama 4'ü arkadaşlar ben buraya da koyabilirdim, buraya da koyabilirdim değil mi? 2 tane seçeneği var. Onu da atlamayalım. Maviyi ben buraya da koyabilirdim, buraya. 5'i yerleştirdiğim için maviye 2 seçenek kalıyor da o yüzden. 2 seçeneği var bu arkadaşın. Hop, 4 faktöriyel şeklinde sıralandı. 1'in kendi içinde sıralanma diye bir durumu yok. Ancak ne var? Şu var arkadaşlar. 4 böyle, 1 böyle de oturabilir. İşte o da 2 faktöriyel değil mi? Kendi içinde. Şu 2 mavinin alabileceği yerde. Baştan alıyorum hızlıca. 3 seçenek var 5'li için. 5'lilerin kendi içinde sıralanması var. 4'ü koyacağım. 4 için 2 tane seçeneğim var. 4'lünün kendi arasında sıralanması var. Bir de 4-1-1-4 şeklinde olabilir 2 faktöriyel. Güzel, 5 ve 4'ü hallettik. Geldik 3 ve 2'ye. Arkadaşlar 3 ve 2 ve yan yana oturmak istiyorlar ki Allah'tan öyle istiyorlar. 3'ü böyle, 2'yi de böyle koyabilirsin. Güzel. Şimdi bunlar için artık seçim şansı yok. Bunlar kendi arasında 3 faktöriyel, bunlar kendi arasında 2 faktöriyel sıralanır. Bir de arkadaşlar böyle de olabilir, böyle de olabilir değil mi? Bak, 3-2 olabilir, 2-3 olabilir. Bir de 2 helalinden bu var mı? Var. İnşallah bir hata yapmamışımdır. Gelin hesaplayalım. Tane tane anlattım. Hepsi de anlaşıldığını düşünüyorum. Ama şıklar da abidik gubidik. Garip değil mi arkadaşlar? Yanılmıyorsam da E olacak. Bakıyorum aşağıya, E'ymiş. E olacak. Bakalım E'ye ulaşabilecek miyiz? Önce 4 faktöriyeler. Bak, 4 faktöriyelin 3. kuvveti var baya. Bak, şu bir 4 faktöriyel var burada. Arkadaşlar şu 5 faktöriyel. 5 çarpı 4 faktöriyel mi? Evet hocam. Bir de bu var. Bunu hallettim. Buraya aldım. 5 çarpı yaptım. Başka da 4 faktöriyel gören var mı? Var. Bak, şu arkadaş ve şu arkadaşların çarpımı. Bunlar 4 ve 3 faktöriyel var. Onları da indir aşağıya. Hop hop hop. Seni de 4 faktöriyel yaptım. Böylelikle 4 faktöriyelin kübünü oluşturdum. Geriye kalanlar 3, 5, 2, 2. Hadi bismillah çarpalım. Evet, burada 10 var. Şurada 6 var. 60 yapar. Helal bize. İşlem hatası yapmamıştır. 60 çarpı 4 faktöriyelin kübü. Gayet de güzel bir soruymuş yani. Değil mi arkadaşlar? Hepsi bu kadar. Geldik şu 7. soruya. Sevgili arkadaşlar, 7. soruda da yine pek çok arkadaşımın kafasının karışmış olabileceğini düşünüyorum. Bakalım burada nasıl bir şey yapacağız. Onu bir konuşalım. 2 kedi, 2 fare, 2 köpekten oluşan 6 farklı oyuncak. Dikkat, farklı. Evet, burada sıralama önemli. Yan yana sıralanacaktır. Aynı cins olan oyuncakların hiçbiri yan yana gelmemek şartıyla. Bak, hiçbiri yan yana gelmemek şartıyla kaç farklı şekilde sıralanabilir? Ben öncelikle yaygın yapılacak hatayı bir göstereyim sana. Daha sonra da ne yapmamız gerektiğini anlatayım. Diyoruz ki ya hocam diyoruz 6 tane 6 faktöriyel şeklinde sıralanır. Artık bunu hepimiz ezberledik.
720 yapar bu arkadaş. Güzel. Sonra bundan yan yana olan durumları çıkartırız. Tamam. Kedileri, fareleri bağla. Bir de köpekleri bağla. Köy yazalım bunları. Bağladım. Bunlar da sevgili arkadaşlar ne olur? İşte 3 faktöriyel aralarında sıralandı. Sonra bunların 2 faktöriyel, bu da 2 faktöriyel, bu da 2 faktöriyel kendi arasında. Kaç deyipti? 8, 6 daha 48 dersin. 720'den 48'i çıkartırsın. Allah'ım o dene. Şıklarda yok. Neden yok? Çünkü sevgili arkadaşlar hiçbiri yan yana diyor. Sen bu arkadaşı bu şekilde yaparsan şunu kaçırıyorsun. Bak fare, kedi, fare, köpek. Bunu kaçırıyorsun mesela. Çünkü bak 1, 2, 3, 4, 5, 6. sıralar. Sen diyorsun ki ya 1, 2'de ya 3, 4'te ya da 5, 6'da olurlar diyorsun. 2 ve 3'ü kaçırıyorsun. Bunu da hesaplaman lazım. Peki nasıl yapacağım? Şimdi 2 tane seçeneğin var yine. Ya tamamını bulursun. Şimdi bu yan yana olan durumları inleye bulmaya çalışırsın. Derkizin ki hatta biz şöyle diyelim. K'ler birbirine karışmasın diye. X, X diyelim. X, X. Y, Y. Z, Z olsun. Tamam mı hayvanlar? Çünkü K'ler birbirine karışacak ya. İşte X, X'i yan yana koyup diğerlerine dağıta bir şeyler bulmaya çalışırsın. Burada da kafan karışır. O zaman ne yapalım? Gelin biz baştan bu arkadaşları dizmeye çalışalım. Şöyle ki X'i yazdım arkadaşlar birinci koltuğa. Koltuk diyorum ya. Sıraya. 6 tane sıra yapacağım. Şimdi arkadaşlar yazacağım. Yanına X gelemez değil mi? Y'yi koy. X'i ikinci sıraya koyalım mı? Koyalım arkadaşlar. Ya da şeyle şu hesaplayalım canım. Hep X'ye durumlarına bakalım. Bak hep X'ye'de neler oluyor. X'ye olabilir değil mi sevgili arkadaşlar? Yanına şimdi ben ne yazabilirim? Z. Ondan sonra yok X'ye sonra gene X'i yazalım canım. Dur. Bu durumları göreceğim ama çok da uzun değil ha. Böyle çok uzun değil. Sadece bunları deneyeceğim. X'i yazdım. Daha sonra da Z yan yana gelmeyecekler ya. Z, Y, Z yazdım. Kurtardım değil mi? Bak X'ler burada, Y'ler burada, Z'ler burada. Böyle bir şey olabilir. X ile Y ile yazıyorum arkadaşlar. Daha sonra Z'yi buraya alalım. Aldık. Daha sonra X'i buraya aldım. Yan yana gelmesinler istiyorum. X, Y, Z yazdım. Güzel bu durum da var. Daha sonra X, Y yazdım. Z, X, Z, Y'ye olabilir. Değil mi? Bunlar yer değiştiriyor olabilir. Gayet güzel. Önce şunları bak fixledim. Şimdi Z, Y'leri fixlemeye çalıştım. Yine X, Y ile devam edelim arkadaşlar. Üçüncü sırada yine Z'yi yazdığımı düşün. Dördüncü sırada yazıyorum şimdi. Ne yazalım? Y, X, Z. Bak yine ayırdım ben bu arkadaşları. 4 tane çıkardım. Bir tane daha yazalım. X, Y olabilir arkadaşlar. Z'yi yazdım yine. Güzel. Ondan sonra ne gelebilir? Y'yi yazabilirim. Çünkü yukarıda şeyleri kullandım. Z olabilir, X olabilir. Arkadaşlar şunun dışında X, Y ile ilk iki sırayı koyduğumda atladığım herhangi bir şey var mı? Bence yok. Neden yok? Bak X'i yazdıktan sonra X'i buraya yazıyorum. Uzak tutuyorum. Şu X'ten uzak tutuyorum. Önce şurada denedim dikkat edersen. Bak 3. sırada denedim arkadaşı. 3. sırada denedikten sonra Z, Y, X. Ondan sonucuma başka da bir seçenek olamaz. Değil mi? X burada olduğuna göre ha şu olabilir. Bu buraya gelebilir. Bu buraya gelebilir. Onu yapacağız. Rahat ol. Şimdi bunları yazdıktan sonra da sevgili arkadaşım Z'yi koydum 3. sıraya. Burada sıkıntı yok artık. Sadece Z'yi bu arkadaşa yanaştırmayacağım. Z'yi buraya yazdığım için. Bak Z'yi en uca yazdım. X, Y, X, Y. Z'yi en uca yazdığımda X, Y'lisini de yazdım. Y, X'lisini de. Sonra Z'yi şu sıraya koydum. Araya eleman koymak üzere. Araya X de girebilir, Y de girebilir. Güzel. Arkadaşlar ben bunu aynı şekilde kaç tane çıktı? 1, 2, 3, 4, 5 tane. Aynı durumu ben X, Z içinde oluşturmaya kalksam az önce yaptığım kombinasyonlardan aynı konfigürasyon şurada dönüp dolaşmaz mı? Sadece Y yerine Z yazdım ya buradaki Z'ler yerine hep Y'leri yazarak aynı konfigürasyon çıkar. Sevgili arkadaşlar 5 tane de böyle bulurum. 5.
Bu durumda x'in başta olduğu 10 tane durum var. Değil mi? X'in başta olduğu 10 tane durum yazarım. Bu anlaşıldı değil mi? Burayı hızlı geçmeyelim. 5 tane şu durumu yazdım. Bak burada hep x, y'ler en başta. Daha sonra x, z'li de yapsam bunu artık uzatmadım. Aynı konfigürasyonlar 5 kere kendini tekrarlayacak. 5 tane de böyle yazarım sevgili arkadaşım. X'in başta olduğu 10 tane durum yazdım. Değil mi? 10 tane durum var. Şimdi gel bunları bir hesaplayalım. Bu arkadaşlar sevgili arkadaşlar bak. X'ler oyuncaklar da birbirinden farklı dedi ya, 6 farklı. Şunu şöyle düşün. X1 ve X2 oyuncağı. Bu burada olabilir, bu da burada olabilir. Y1, Y2 oyuncağı. Bunlar da kendi arasında sıralanabilir. Z1, Z2 oyuncağı. Bunlar da kendi aralarında sıralanabilir. Yani 2 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel şekilde sıralanır. Ben bunların hepsini buldum mu? Buldum. Peki en başa x'i koydum. 10 tane konfigürasyon çıkardım. Hepsini yazdım. Sevgili arkadaşlar başta y de olabilirdi. Başta z de olabilirdi. Aynı durumlar şurada yaptıklarımın hepsi bunlar için de geçerli olurdu. Bunu da 3 ile çarparım. Öyle değil mi? Aynen öyle. Çarp bunları 8, 80. 3 ile de çarp. Buyur sana 240. Yani dediğim gibi bunu başka başka şekillerle de çözebilirsin ama çok kafayı yersin. En güzeli bu. X'ye, 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 X'ye'li sadece 5 tane yazabilirim. X'ye'li, X ve Z. Ha, bunu şöyle diyeyim o zaman ya sana. Kedi fare, kedi fare, kedi fare, kedi fare, kedi farelik 5 tane. Kedi köpek, kedi köpek, kedi köpek de 5 tane yazarım. Daha sonra başa fareleri alırım 10 tane. Köpekleri alırım 10 tane. Ki bu 10 tane 10 tane yani 3 tane. Ama bu arkadaşları da şeyi unutma. Kedi 1 kedi 2, fare 1 fare 2, köpek 1 köpek 2. Hepsi bu kadar. 240'ı işaretledik. Devam edelim 8'de. Umarım anlatabilmişimdir. 8 diyor ki basamaklarında A kümesinin farklı elemanları bulunan 3 basamaklı ve 4 ile biten kaç farklı doğal sayı yazılabilir? Teşekkür ediyoruz kendilerine. Hem 3 basamaklı demiş hem de 4 ile bitmesini peşinen söylemiş. Arkadaşlar 4 ile bitiyorsa ve farklı elemanları alacaksam artık 4'ü kullanamıyorum. Şimdi bana söyle yüzler basamağına kaç tane alternatifim var? 1, 2, 3, 4 tane mi değil 3 tane alternatifim var. Neden? 3 basamaklı dediği için 0 yazamıyorsun. 1, 2, 3 yazabilirsin. Onlar basamağına kaç tane yazabilirsin? Birini kullandıysak 2 tane deme. Neden deme? Bak birini kullandın. Şimdi 0 işin içine girdiği için arkadaşlar yine 3 tane. Ve burada da şaşırıp 3 çarpı 3 çarpı 4 deme. Neden deme? Çünkü bu 4 ayırdığımız rezervasyon. Bunun bir seçeneği yok zaten. Bir seçenek. 3 çarpı 3 buyur sana 9 tane yazarsın. Hepsi bu. Birler basamağına 3 seçeneğin, yüzler basamağına 3 seçeneğin, onlar basamağına da 3 seçeneğin var. 9'u işaretlersin. Geldim 9'a. Tuhafiyeci Zeynep Hanım'ın 7 raflı ve her rafında 5'er bölmesi olan düğme dolabı vardır. Güzel. Zeynep Hanım 7 düğme kutusunu, 7 tane. Her rafa bir kutu tamam olacak şekilde dağıtıyor. Buna göre Zeynep Hanım kutuları kaç farklı şekilde yerleştirebilir? Ya burada şuna bir itirazım var arkadaşlar. Yani kaç farklı desen deseydi daha iyiydi. Çünkü buradaki çekmeceyi alıp oraya da koyabilirsin gibi bir durum yok. Yani görüntü olarak düşün. Çünkü cevabı öyle vermişler tamam mı? Orada sıralamamız önemli değil. Yani buradaki çekmeceyi alıp buraya da koyabilirdin gibi bir şey yok. Gel buna bakalım. Her rafa bir kutu. Bak birer rafın var. Her rafa bir kutu olacak. Şurada mutlaka bir kutu olacak. Güzel. Çift numaralı raflardaki kutular aynı bölmede. Bölme ne? Bak 1, 2, 3, 4, 5. 2'de, 4'te ve 6'da aynı bölmede olacak. Teşekkür ediyoruz. Her bölmede en az bir kutu. Çok güzel. Arkadaşlar gelin bu arkadaşları koyalım. Bak elinde 5'er bölüm olsa 7 dolu, 7 raflı. 7 tane düğme kutum var. Ben böyle durumlarda şöyle yaparım. 7 taneyi dizerim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Şunu elime alırım. Geçerim şunun karşısına. Kaç seçeneğim var?
1, 2, 3, 4, 5. Birine yerleştiririm. 5 seçeneğim vardı. Çarpı. Şimdi geldim ikinci rafa. Arkadaşlar, her bölmede en az bir kutu olması icap ediyor. Ha, dur 2. 2'yi de yerleştirelim. Çift numaralı oyunu bölmede her rafta bir kutu. Şimdi buraya da koyabilirim değil mi? Ama bak, buraya koyarsam bütün bölmelerde kutu olmuyor. Neden olmuyor? Şimdi 2'yi yerleştirdiğimde 4 ve 6 da burada olacak ya sevgili arkadaşlar. Özür diliyorum. Onu göstereyim çünkü. Onu baştan fark ediyoruz. Buralar aynı olmak zorunda. Bunlar aynı olunca sevgili arkadaşlar bak 1, 2, 3 tane boşta kalıyor ki zaten senin elinde de 3 tane kalıyor. Yani mecburen farklı bir yere koymak zorundasın. Çünkü her bölmeyi doldurmak istiyoruz. Her bölmede de en az bir kutu istiyorum. O yüzden ben ikinci sıraya koyacağımı şu ikinci bölmeye, yani bunun üstüne koyamam. Kaç seçeneğim var o zaman şunun için? Şunları mecbur seçeceğim. 1, 2, 3, 4 seçeneğim var. Çünkü şuraya koyamıyorum. Çarpı 4. Hemen otomatik olarak bunu yapıyorsun. Sen buraya yerleştir ya, artık bunların olayı bitti. Bunların kaderleri belirlendi. Çünkü aynı bölmede yer alacaklardı değil mi? Çift numaralı raflar aynı bölmede yer alacak. Bunlar bitti artık. Burada bir işin yok. Geldim 3. rafa koyacağım. Arkadaşlar yine aynı muhabbetle. Bak buraya da koyamıyorsun. Buraya da koyamıyorsun. Kaç seçeneğin var? 1, 2, 3 seçeneğin var. Koy buraya. 3 seçeneğin var. Şimdi elinde kaldı mı 2 tane? Evet 2 tane kaldı. 1, 2, 3, 4, 5'ini yerleştirdin. Kaç seçeneğin var? Şuralar doldu. 2 tane seçeneğin var. Ya buraya koyacaksın ya buraya. Koydum buraya. Çarpı 2. Şimdi bunun artık seçeneği yok arkadaşlar. Bu arkadaş el mecbur buraya gidecek. Çarpı 1 diyor de istiyorsan. Hepsi bu kadar. 5, 4, 3, 2. Bunun da 120 olduğunu hepimiz biliyoruz herhalde değil mi arkadaşlar? Saymadan bile biliyoruz. Burada tabii ki ben soruyu önceden çözdüğüm için erken davrandım. Şunu fark etmen lazım. Öncelikle 3'ü aynı bölmeyi kaptıktan sonra geriye kalan 4 tane ile 3'ü aynı kaderi paylaşacak ya. Geriye kalan 4 tane zaten 4 bölmeye yerleşmek zorunda. Herkes farklı bölmeye. Bu durumda 5, 4, 3, 2 seçeneğin kalıyor. Hepsi bu. Öyle yapıyoruz yani yerleştirirken kalanımız o kadar. Evet, 10 der ki Efe ve Kerem'in bilgisayarlarının parolası 5 hanelidir. Efe parolasının ilk 3 hanesini alfabemizin sesli harflerinden. Arkadaşlar sesli kaç tane harfimiz var? 8 tane. Son 2 hanesini de rakamlardan. Kaç tane rakam var arkadaşlar? 9 tane. Rakam. 9 değil 10 tane. Değil mi arkadaşlar? Aman diyeyim. Ben de genelde öğrencilerime aynı şeyi sorarım. Kaç tane rakam var derim. 9 derler. Ben de hemen dalga geçerim. Sıfırı unuttun diye. Aynı şey benim başıma geldi değil mi? Kaç tane var rakam? 10 tane. Kerem ise parolasının yazalım canım. Efe 1, 2, 3, 4, 5 ilk 3 hanesini harf, son 2 hanesini rakam. Güzel. Diğer arkadaşımız da ilk 3 hanesini rakam. Hop. Şurası rakam. Son 2 hanesini sesli harflerden. Burası da harf. Ama sesli harf. Buna göre Efe'nin oluşturabileceği parola sayısının Kerem'in oluşturabileceği parola sayısına oranı kaçtır? Hayırlı işler. İyi ki oranı sormuş ha. Oran değil de kaç deseydi çarp babam çarp. Uğraşıp duracaktık. Arkadaşlar bir de parola seçiyoruz ha dikkat et. Şimdi Efe'ninkini hesaplayalım. Efe 1, 2, 3, 4, 5. Bak buraya 3 tane sesli harf koyacağım. Kaç taneden? 8 taneden. Arkadaşlar 8 taneden 3 tane seç bana. Seçtin mi? Seçtim hocam. Sonra bu üçünü de kendi arasında sıralamayacak mısın? Sıralayacağım. 3 faktöriyel. Bitti. Ya da şöyle de diyebilirdik 8, 7, 6 seçeneğin var. Zaten aynı hesaba gelecek değil mi? 8'in üçlüsünü seçtin. 3 faktöriyel aldın. Bak o yüzden bunlar birbirini götürüyor. 8, 7, 6 kalıyor. Hadi bundan sonrası öyle gidelim.
Sevgili Efe, şimdi buraya da rakamlar koyacak. Buraya 10 seçeneği var. Şuraya da 9 seçeneği var. Değil mi sevgili arkadaşlar? Ha, bir dakika, farklı falan demedi ki ya. Farklı demedi ya. Aman ben de ne yapayım. Değil mi? Farklı falan demedi arkadaşlar. Bilgisayarın parolasının 5 hanelidir. Parol 3 harfi. Hayır farklı falan demedi ya. Ben farklıya gidiyorum. 1, 2, 3, 4, 5 tane. Efe'yi yazıyoruz şimdi. Sen out. Efe gel. Sesli harf. Kaç seçenek? 8. 8, 8. 8 seçeneğim var değil mi? 8'ini de yazabilir. 8'ini de yazabilir. 8'ini de yazabilir. Şimdi harfler şeyleri yazacak. Rakamları. 10 seçenek, 10 seçenek. Bitti. Geldim diğer arkadaşa. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Şimdi buraya 10, 10, 10. Çünkü rakam. Sonra da sesli harf 8, 8. Biraz gaza gelmişim, fazla çizgi çekmişim. Hepsi bu arkadaşlar. Bunu böleceğim. 8 çarpı 8 çarpı 8 çarpı 10 çarpı 10 bölü 10 çarpı 10 çarpı 10 çarpı 8 çarpı 8. Hepsi bu. İkişer taneler gitsin. Kaç kalıyor? 4 bölü 5 kalıyor arkadaşlar. 4 bölü 5 neredesin? Diyarbakır seçeneğindesin. Aman ben şu ilk yaptığım şey biliyorsun değil mi? Rakamları farklı, harfleri farklı. Aman. Yani şey ön yargılı olarak buraya gidiyor elimiz ama normali bu. 8 tane, 8 tane, 8 tane değişik şeylerim var. Aa, derken evet testi tamamlamışız. Neden tamamlamışız arkadaşlar? Çünkü 11. soru ve 12. soru ÖSYM soruları. Biliyorsunuz ÖSYM'nin sorularında telif hakkı var. Telif hakkı içinde bir sürü yasal zorunluluk var arkadaşlar. O yüzden çözemiyoruz yani. Ben kanalıma çok emek veriyorum. Gerçekten çok emek veriyorum. Bir sıkıntı yaşamak istemem. Telif haklarına da saygı duyuyorum açıkçası. Onu da söyleyeyim yani. Telif hakkı var diyorsa ÖSYM'e saygı duyuyorum. Bu şey gibi yani biri şarkı üretiyor. Onun da telif hakkı oluyor. Başkası çalamıyor ya. Onun gibi bir şey. Evet sevgili arkadaşlar. Böylelikle bu testimizin de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Dinlediğiniz, seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Sağlıcakla kalın.